Merhabalar değerli arkadaşlarım. Hoca Web'de kanalı için çektiğimiz vatandaşlık videolarında çok ara bir konu. Yani ÖSYM'nin hani arada sırada aklıma geliyor diye ağacda pekkanvari düşündüğü bir konu anayasa türleri hadisesi veya devlet türleri hadisesi. Ama şöyle bir şey yapabiliyor. Ara ara bir 3-4 yıla bir bunu bir yapıştırabiliyor. İnsanlar da diyor ki ya ben bu konuya hiç çalışmamıştım, böyle bir konu da mı varmış? Varmış böyle bir konu. Dediğimiz gibi çok nadir gelse de ıskalayacağımız bir hadise değil. Anayasa türleri ve devlet türleri hadisesi değerli arkadaşlarım. Şimdi anayasa türlerinde bakın. Anayasa nedir? Önce onu bir düşünmemiz lazım. Anayasa bir ülkede devletle halk arasındaki toplum sözleşmesidir. Hatta millet atfı, şimdi farkını söyleyeceğim, toplum sözleşmesidir. Bu neye benzer biliyor musunuz? Derse girdim ben. Biraz da böyle şey bir tavırla girdim ama. Otoriter bir tavırla. Girdim dershanedeki sınıfa, dedim ki arkadaşlar benim dersimde şu yapılmaz. Telefonlar sessizde. Şunu yapmayacaksın, bunu etmeyeceksin. İnsanlar başta bir der ki lan tarzı bu herhalde. Biraz katı bir tarz var demek ki der. Ama ben bunu abartsam işte sınıfa eşofmanına gelmeyin. Topuklu giyenleri almam derse falan desem insanlar der ki hoca dershaneye mi geldik, kışlaya mı geldik derler. Mesela işte burada atıf bizim için ne olur değerli arkadaşlarım? Hani bu mu oldu, bu mu oldu diye geldiğinde neye döner oradaki hadise? Şöyle bir şey olur kıymetli dostlarım. Burada bir süre sonra derler ki hocam bir dur. Bir dur hocam. Biz şöyle yapalım. Senin gücünün sınırlarını yazalım, yetkilerini. Bizim de asla çizmeyeceğin hak ve hürriyetlerimizi yazalım. Hatta iki tarafta bunu unutmasın diye bunu sınıfın duvarına asalım derler. İşte o sınıfta öğrencilerle benim aramda yaptığım metin, ben burada neyi oynuyorum sınıfta? Otoriteyi, yani devleti. Onlar neyi oynuyor? Milleti. İşte devletle millet arasındaki bir sözleşmedir anayasa. Bu yüzden de konusu bu ikisidir. Devlet ve temel haklar. Anayasa başka hiçbir şey düzenlemez. Devleti ve temel hakları düzenler. Eğer o anayasalar somut metinlerse, yani eline alıp okuyabileceğin bir anayasa metni varsa, bu tip metinlere biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Yazılı anayasalar diyoruz. Bu oradaki hadise. Somut metinler yani. Ama İngilizler gibi, onlar biliyor musunuz mağrurluktan ölürler zaten. Böyle geleneklerle yürütüyorlarsa işi, devlet gelenekleri yüksekse, yazılı bir metinden ziyade o gelenekler bunlar için çok ön plana çıkıyorsa, ona biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Yazısız anayasa diyoruz. Tamam, ona da dikkat. Peki bunu koyduk. Bizim 5 anayasamız var. 5'i de yazılıdır. Kanun esası 21, 24, 61, 82. 5 anayasamız da bizim yazılı metindir değerli arkadaşlarım. Peki bir diğeri çerçeve anayasa, kazuistik anayasa. Bir diğeri çerçeve ve kazuistik. Çerçeve anayasa ne demek? Bir anayasa çok az maddeden oluşuyor. Maddeler de çok az. Bak çok az madde ve maddeler de çok kısa. 1921 gibi. Ya 1921'de değerli dostlarım bir düşünün, savaş dönemindeyiz. Destansı bir anayasanın vakti mi? İnsanları gaza getirecek, insanları bir manifesto gibi ateşlendirecek bir metne ihtiyacımız var. Çok temel, çok böyle sloganvari bir metne ihtiyacımız var. İşte o bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Çerçevedir. Az madde ve kısa maddeler. Ama 82'ye bir bakın. Lan yazmış da yazmış ya. Yazmış da yazmış. Burada maddeler çok uzun ve çok madde var. Ya ormanlarla ilgili madde var ya. Ormanlar devletin bakım onarım ve tasarrufu altındadır. Ormanlarla ilgili işlenen suçlar af kapsamı dışındadır. Ya ne arıyor orada o? Git onu nerede düzenle? Git onu ceza kanununda düzenle. Bu yüzden değerli arkadaşlarım, çok maddeden oluşuyorsa ve çok uzunsa maddeler kazuistik bir metindir. Kısaysa ve temel şeyleri söylüyorsa çerçevedir. Bu. Bir başka husus, bir anayasa, unutmayın bizim tek çerçeve anayasamız var 21. Bir anayasa kanunlardan daha farklı, daha zor değişiyorsa, bak bunu hep değiştirilemez madde deyip geçiyorlar, yanlıştır. Aman diyeyim. Kanunlardan daha farklı, daha zor şekilde değiştiriyorsa. Mesela şöyle düşünün. Kanun teklifi için bir milletvekili yeterli. Anayasa değişikliği teklifi için 200 milletvekili lazım. Farklı olmadı mı? Evet. Peki.
kanunların kabulü için değerli arkadaşlarım 151 ile bile kanunu kabul edebiliriz. Oradaki toplanma eşiğine göre. Ama anayasa değişikliğini sürecin devam edebilmesi için en az 360 lazım. Kanunlar hızlı görüşülür. Anayasa değişikliği ara verilerek, 2 gün ara verilerek görüşülür. Serinleme süresi. Gidiyor bak böyle. İşte bir anayasa kanunlardan daha farklı, daha zor, daha katı usullerle değişiyorsa serttir. Ama birebir kanunlar gibi kolay değişiyorsa yumuşak bir anayasadır değerli arkadaşlar. Olay bu bizim için. Tamam? Bizim tek çerçeve ve tek yumuşak anayasamız var. 21 anayasası. Diğer tüm anayasalarımız sert ve kazuistiktir. Ama ve lakin ÖSYM bunu burada bırakır mı senin yanına? Bırakmaz. Şunu diyebilir. En sert ve en kazuistiği hangisi derse. Tekrar söyleyeyim. Bu olayda en sert ve en kazuistiği hangisi derse 82. En katısı ve en detaylısı 82. Şimdi vatandaşlıkta getireceği bunlar. Bir ayrım kriteri daha var. Maddi anayasa, şekli anayasa. Şimdi burada dediği şey şu, sadece bunu bilin, bunu size soracağını hiç sanmam ama hani akademik anlamda böyle bir şey de var. A gruplarında falan çok yapıyor bu işi. Bir anayasa maddesi, konu itibariyle de, içerik itibariyle de anayasaya uygunluk gösteriyorsa maddi anlamda anayasadır. Ama bir anayasa maddesi aslında konu itibariyle anayasaya hiç uymuyorsa, ormanlarla ilgili madde gibi, fakat sırf orada düzenlendiği için üstün tutuluyorsa şekli anlamda anayasadır. Tabii mi? Yani nereye dayanıyor değerli dostlarım buradaki hadise? İçerik olarak tutuyorsa maddi anlamdadır. İçeriği uymuyor ama sırf anayasada olduğu için saygı göstermek zorunda kalıyorsak şekil. Şekil olarak üstte yani bu. Ama dediğim gibi bu vatandaşlıkta bugüne kadar hiç sorduğu bir mevzu değil. Onu da bir belirteyim. Anayasa türleri bunlar. Şimdi geldik devlet kavramına. Aha da bunu bir konuşalım açık. Devlet kavramına, devlet baba miti üzerine bir konuşalım değerli arkadaşlarım. Şimdi devlet kavramı. Bak şunu unutmayın. Bizde devlet nedir? Bak devlet algısı. Yani bir yerde devlet sayılması için ne lazım? Bak bizdeki atıf bizim için ne? Devlet vurgusunda. Baba. Peki ailedeki baba figürü nedir? O zengin aile dizileri biliyorsunuz son 10 yılda 20 yılda Türkiye'de türedi. Orada baba nasıl? Ne böyle baba figürü? Böyle geliyor kızına işte sarılıyor. Annenle biz seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? Falan yapıyor. Lan Üvercin Kaya okuyanı gördüm ben Cemal Süreyya'dan. Nerede lan o babalar? Nerede o? Bak baba özüne bir gel. Baba nerede Türkiye? Bak böyle babalar olsun keşke. Umarız bundan sonra öyle olur da pek öyle uygulama öyle değil. Bak baba nasıldır bizde? Akşam ezanından sonra gelmişindir. Ben kendi en azından küçüklüğümü anlatayım. Akşam ezanından sonra gelmişindir. Gecikme süresine göre yiyeceğin dayağın tonajı belli olur. Yani oradaki olay. Tam mesela ezan okundu 2 dakika sonra geldiysen önden geçiyorsan neredesin lan sen? Der mesela. Ama 11'de gelmişsin eve ve haber vermemişsin. Der ki benim odama geç. Bu ne demek? Yani muamele uzun sürecek. Ya öyle bir tokatlık falan bir hadise değil orada. İşte orada iyi bir dayak yersin. Biraz da ayarı kaçırır bazen. Sonra da bir vicdan duyar baba. Bak Allah var vicdandır da yani. Ama baba da seni seviyorum. Özür dilerim o eski kuşak. Yok. Onun özrü şöyle olur. Şöyle bakar. Sen kanepede uğunuyordur yediğin dayaktan dolayı. Orada bir senle tekrar bir gönül almaya gelir. Ne yapar gönül almaya? Öyle özür mözür bekleme. Gelip ne yapar? Kalk bir çay koy falan der. Bu özür diliyorum demek. Yani alt seviyede temas kurma gayreti. İşte baba bu. Bu yüzden de değerli arkadaşlarım baba bu olduğu için bizde de devlet baba algısı buradan gelir. Otorite yani. İşte o otoriteye hukukta biz ne diyoruz? Egemenlik diyoruz. Oradaki otorite bizde egemenlik atfıdır. Güç, siyasi iktidarı, yasa yapma iradesi. Tamam, egemenlik tamam. Devam edelim. Şimdi olayda ikinci plana bir yürüyelim değerli arkadaşlarım. Egemenliği koyduk kenara. Burası tamam. Devam edelim şimdi. Burada diyor ki bak, bir yönetici var. Bir de ne lazım? Yönetilen. İşte orada millet mi halk mı vurgusunda. Hep karıştırırlar. Sakın unutmayın bak. Bunu medya hatta yeri gelir siyasiler yanlış kullanır. Halk şu an yaşayanlardır.
Mesela NTV'de spiker haberi sunuyor. Türkiye Almanya'yı 2-1 yendiğinde Türk halkı sokağa döküldüler. Bak Türk halkı. Şu an yaşayanlar döküldü. Ama benim naciz vücudum elbet toprak olacaktır. Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır diyor paşam. E ne bu? Biz dün tarih sahnesinde vardık bu millet olarak, yarın da var olacağız demek. İşte olay buraya geldiğinde değerli arkadaşlarım, millet dün yaşamış olanlar, yarın da yaşayacak olanlardır. Devletin unsuru da bu yüzden halk değil, millettir. Neden? Devletin gücü millete etki eder çünkü. Ne yapar? Devlet 40 yıl sonra bu yargılama yanlışmış deyip bir mahkeme kararını bozabilir. 40 yıl önceki yargılamaya. Veya devlet bugün yasa yapıp yarın daha bizim doğmamış çocuklarımıza etki edecek bir yasa çıkarabilir. Geçmişe de etki eder devlet, geleceğe de. Bu yüzden devletin diğer unsuru nedir değerli arkadaşlarım? Millettir. İkinci unsur da millettir. Peki burası da tamam. Bir de şunu düşünün şimdi. Tamam, devletin unsuru millet vesaire, burada tamam, bir sıkıntı yok. Bir de şunu düşünelim şimdi. E bir de bana yöneteceğim ne lazım? Bir de saha lazım yöneteceğim. Heh. İşte o sahaya da biz ne diyoruz? Ülke veya vatan diyoruz. İşte bu üçlüye biz ne deriz değerli arkadaşlarım? Egemenlik, millet, ülke atfına devletin kurucu unsurları deriz. Buradaki olayda devletin kurucu unsurları. Yani bir yerde devlet kurmanız için siyasi iktidarı sağlamanız lazım. Bir halk, yani milletiniz olması lazım devamlılık arz eden. Bir de sahanız olması lazım. Aman diyeyim, bunu devletin temel organlarıyla ne yapmayın? Karıştırmayın. Aman diyeyim, bunu devletin temel organlarıyla karıştırmayın. O yasama, yürütme, yargı. Yani temel organlar derse yasama, yürütme, yargı. Üçlü geç. Kurucu unsurlar derse egemenlik, millet, ülke. Kurmak için gerekenler temel organlar. Bitti. Şimdi benim sorum şu. Hangisi daha ziyade bizim işimiz? Bir hukukçu olarak hangisi daha ziyade bizim işimiz? Burada bizim işimiz olan egemenlik değerli arkadaşlar. Hukuki bir kalıpta incelediğimizde bizim işimiz egemenlik. Tamam? Yani yasa yapma iktidarı. Egemenliği biz nereden aldık? O zaman egemenliğin kaynağına göre devlet sistemleri diyeceğiz. Yani kaynağı aldığı yere göre. Bir, gücü nereden? Halktan alıyorsa. Bak dediğim gibi siyasiler yanlış kullanır. Ne der? Belediye başkanı çıkıyor diyor ki benim milletim seçti diyor. Allah Allah. Ne yaptı? Mezardan geldi, oy mu kullandı? Seni halkın seçti. Halk ne? Cumhur. Şu an yaşayanlar seçti yani. O zaman güç cumhurdan geliyorsa o sistemin adı da ne olacak? Cumhuriyet olacak. Gücün halktan geldiği sistem. Peki güzel, gücün dinden geldiği sistem nedir? Vatikan örneği falan mesela. O bizim için ne olacak değerli arkadaşlarım? Teokrasi olacak. Gücün dinden geldiği sistemde teokrasi olacak. Aldık attık kenara teokrasiyi de. Güzel. Bir de gücün aileden geldiği sistem var. Mesela kimyada vardır. Lisede kimya derslerinde görmüşsünüzdür. O bileşiklerde mono, di, tri, tetra, penta falan diye gider o bileşiklerde. Mono bir. Arke, anarşist mi olacaksın lan başıma diye girdiğinde anarşist, anarke, Yunanca bir kelime. Arke kural, anarke kural veya düzen karşıtı. Arke kural, mono bir, mono arke. Yani monarşi ne? Tek adamın kuralları. Gücün aileden geldiği ve tek adam eliyle kullanıldığı yapılar bizim için nedir? Monarşidir değerli arkadaşlarım. Tamam, ona da dikkat. Eğer bir grup eliyle kullanılsaydı oligarşiydi. Peki bu monark gücü sınırsız bir şekilde kullanıyorsa, hiç karşıda bir şey yoksa, mesela bu Fransa kralı Louis, hani onun meşhur beyanı var ya, topluyor bu Alexander Dumas'ın üç silahşörlerinde falan da geçiyor. Güneş kral diyor bunlar. Bu bugünkü Şanzelize meydanı, o zamanki adı Güneş meydanı oranın. Topluyor bütün ahaliyi, halkı vesaire hepsini topluyor. Orada böyle bakıyor mağrur bir şekilde Fransızcasıyla Deta Samoa diyor. Türkçesiyle kanun benim. Yüzyıllara yayılan meşhur beyan. Devlet benim hali. Adamın biri ülkenin göbeğinde devlet benim diyorsa, bunlar da ne anladıysa gırla kıyamet alkışlıyor bunlar da. O zaman o adam o ülkede harbi sınırsız bir güç değil midir? Heh.
İşte onlara biz ne diyoruz? Mutlak monarşi diyoruz. Sınırsız yapılanmalar. Peki ama padişahın karşısına bir meclis, bir divan, bir heyet. Lan bir şey kur işte. İlla meclis olması şart değil ha, onu söyleyeyim. Karşıya bir şey kur. Gerekirse onu akrabalarıyla sınırla. Hiç önemli değil. Bir şekilde sınırlıyorsan o zaman ne olur? Meşruti monarşi olur. Bir şekilde sınırlıyorsan meşruti monarşi olur. Gücün halktan geldiği, dinden geldiği, aileden geldiği sistem. Tek adam değil grup olsaydı oligarşi olurdu. Şimdi dikkat değerli arkadaşlarım. Bak, teokrasi diğer ikisinin içinde de bulunabilir. Yani teokrasi onlarla birlikte de olabilir. Kanuni Sultan Süleyman, değerli arkadaşlarım, tahtı Yavuz Sultan Selim'den devraldığında halifelik makamında devralmamış mıydı? Bu Kanuni Sultan Süleyman'ı aynı zamanda teokratik bir güç de yapar. Siyasi veya askeri gücün yanında. Demek ki teokrasi ile monarşi, bakın bu örnekte birlikte. Peki teokrasi ile cumhuriyet de birlikte olabilir. Bizim sınır komşumuz İran, tam adı ne? İran İslam Cumhuriyeti. Yasama organının teokratik esaslarla, devlet başkanının cumhuriyet esaslarıyla seçildiği bir yapı. O zaman İran, adından anlarsın zaten. İran İslam Cumhuriyeti. İkisi birlikte de oluyor. Ama aynı ülkede cumhuriyetle monarşi birlikte olmaz. Eşit güçte olmaz en azından. Bunu deyince öğrencim diyor ki hocam İngiltere var. Sistemin boşluğunu buldum. İngiltere var. Aynı anda aynı ülkede eşit güçte olmaz. Senin dediğine bakarsak bugün dünyanın en yaşanılabilir ülkelerinde hep ne geçiyor? İskandinavlar geçiyor mesela. Bunların hepsi krallık. İspanya krallık. Ama sembol, sembol. Bu yüzden aman diyeyim. İkisi aynı anda aynı ülkede eşit güçte var olmazlar. Genelde de kim baskındır? Cumhuriyet. Yavrum cumhuriyet neye tepki olarak çıkıyor zaten? Hangi kademeye tepki olarak çıkıyor? Zaten monarşiye tepki olarak çıkıyor. Tamam? Onu da unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Peki egemenliğin kaynağına göre demişken bir de halihazırda neyi bir konuşalım değerli arkadaşlarım? Hükümet sistemlerini bir konuşalım. Bunun üzerine bir de hükümet sistemlerini bir konuşalım. Yani egemenliğin kullanılma atfı. Çok Türkiye'de konuşuldu biliyorsunuz. Hükümet sistemleri. Şimdi bir, tarihin en eski hükümet sistemi. Monarşi. Monarşi aynı zamanda bir hükümet de sistemidir. Yani gücün kullanılma atfı itibariyle. Kralın esas işi ne? Yasama yürütme, yargıdan yürütme. Ülkeyi yöneten birimdir. Peki deminki artist ne dedi? Benim ağzımdan çıkan kanundur demedi mi? Yasama da benim diyor. Yani yasama ve yürütmenin yürütmede birleştiği sistem. Kralın işi yürütmedir. Yürütme organları yani. Ülkeyi yöneten birimdir. Ama meclis adına da hareket edebildiği için, ağzımdan çıkan buyruktur dediği için yasamayı da üstlenmiş oluyor. Yasamayla yürütmenin yürütmede birleştiği sistem monarşidir. Bir. Peki bu yüzden de kuvvetler birliğidir. Peki şuna gelelim. Meclis hükümeti sistemine gelelim. Bir diğer hattımız meclis hükümeti. İsviçre'nin bugün uyguladığı sistem. Adından düşünün. Hakim güç neresi? Meclis. Buradaki olayda hakim güç belli ki meclis. Güzel. Meclis, hakim güç. Burada hiçbir problem yok bizim için. Ama ayrı bir yürütme organı yok meclis hükümetinde. Bakanlar kurulu yok. Cumhurbaşkanı yok değerli arkadaşlarım. O zaman devlet başkanı kim? Meclis başkanı. Peki başbakanın rolünü kim oynuyor? Yine meclis başkanı. Yani meclis başkanı hem cumhurbaşkanının rolünü oynuyor hem başbakanın rolünü oynuyor. Yani sınavda size derse ki meclis hükümetinde meclis başkanı hem devlet başkanıdır hem hükümet başkanıdır. Evet, ama burada kıl noktaya geldik. Meclis hükümetinde cumhurbaşkanı yok, kabul. Bakanlar kurulu yok, dolayısıyla da başbakan yok. Bakanlar vardır. Bizim bugün de ülkemizde bakanlar kurulu yok ama bakanlar var. Bakanlar var ama meclise bireysel sorumludur. Ben Adalet Bakanıyım. Meclise giriyorum. Basın mensupları çevirdi. Çocuklar buyurun dedim. Efendim dediler, İçişleri Bakanı'nın yolsuzlukları çıktı vesaire veya Maliye Bakanı'nın yolsuzlukları çıktı. Allah Allah dedim, ben evraklarda adım geçiyor mu? Yok. Benle ilgili bir veriniz var mı? Yok. Kolay gelsin çocuklar. Hadi. Vesaire diye geçtim. Ne bu? Bana ne?
Yani orada İçişleri Bakanı'nın, Maliye Bakanı'nın yolsuzluğu açmış. Bana ne? Diye o viralde atıf yapalım. Niye? Bireysel sorumluyum. İçeride oylama yapılıyor. Meclis Başkanı dedi ki, Sayın Adalet Bakanı, İçişleri ve Maliye Bakanlarının düşmesi konusunda oylama yapıyoruz. Ne diyorsunuz? Düşsün dedim. Ne bu umursamaz, pervasız tavır? Bana ne oğlum? Herkes bireysel sorumlu. Bu yüzden bakanlar vardır, bireysel sorumludur. Bitti gitti. Peki, üstte yasama ve yürütme yürütmede birleşiyor. Altta yasama ve yürütme yasamada birleşiyor. Her ikisi de birleşiyor ama. Bu yüzden bunlara ne derler değerli arkadaşlarım? Kuvvetler Birliği derler. Bu kademeye tekrar sürüm. Kuvvetler Birliği denir. Tamam. Burada belirlemiş olalım. Peki, bunun birliği varsa ayrılığı da var. Kuvvetler ayrılığı hattı da var. İlk sistem, başkanlık sistemi. Meşhur Amerikan modeli. Şimdi Amerika'da başkan var. Yürütme başkanından oluşuyor. Başkan her şey onlarda. Başkan kendine yardımcılar seçiyor vesaire. Heyeti kuruyor. Tamam. Sonra ayrıyetten bir de senatörler meclisi var. Yasama var. Bunlar ara ara bir hırlaşırlar zaten. Ama unutmayın. Yasama, yürütme, yargı birbirine müdahale edemezler. Bu bir. Ayrıyetten bir kişi bir organda olur. Ya yasama üyesisin, ya yürütme üyesisin, ya mahkemelerdesin. Aynı anda hem yasama hem yürütme üyesi olamaz. Mesela parlamenter sistemlerde oluyor biliyorsunuz orada. Neden? Bir düşün şimdi. Adam milletvekili yasama. Aynı zamanda bu adam bakan olarak da yürütme. Başkanlık da olmaz. Bir kişi bir organ üye. Ve organlar da birbirlerine dokunamıyorlar. Getir iki özelliği yan yana. Organlar birbirine dokunamıyor. Bir kişi birden fazla organa üye olamıyor. Organlar arasındaki duvarlar çok katı değil mi? Müdahale yok, geçiş yok. Bu yüzden başkanlık sistemine ne derler diyorlar arkadaşlarım? Sert kuvvetler ayrılığı derler. Tekrar söyleyeyim, başkanlık sistemine sert kuvvetler ayrılığı derler. Bitti gitti oradaki hadise. Peki bir de bizim 2017'de bıraktığımız sistem parlamenter sistem değerli arkadaşlarım. Bugün İspanya, İtalya, Almanya'nın, daha İngiltere'nin çok işte uyguladığı, uzun yıllardır uyguladığı sistem. Şimdi parlamenter sistemde yürütme iki başlı. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu. Güçlü kanat kim? Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu'nun başında kim var? Başbakan var. Bu yüzden parlamenter sistem olan ülkelerde hep başbakan tanırız. Uzun yıllar Almanya'da Merkel'i tanıdık, hatırlayın. Cumhurbaşkanının kim olduğunu bilen yoktu. İşte bu yüzden hep nedir? Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu güçlüdür. Ve az önceki iki özelliği tersine çevireyim. Organlar birbirlerine müdahale ederler. Mesela meclis cumhurbaşkanını düşürebilir. Cumhurbaşkanı meclis seçimlerini yenileyebilir. Ayrıyetten bir kişi birden fazla organa üye olabilir. Adalet Bakanı, biz parlamenter sistemdeyken hatırlayın, Adalet Bakanı milletvekiliydi. Bakandı, yürütme mensubuydu. HSK'nın da başkanıydı, yargının da içindeydi. Yani parlamenter sistemde bir kişi birden fazla organın içinde olabiliyor. Tamam? Ve organlar da birbirlerine müdahale edebiliyorlar. Duvarlar o kadar katı değil. O zaman geçiş de var, müdahale de var. Bu yüzden buna yumuşak kuvvetler ayrılığı denir. Parlamenter sisteme yumuşak kuvvetler ayrılığı denir. Bitti. Ve son olarak Fransızların şarap içerken uydurduğu bir sistem. Ne o da bizim için? Yarı başkanlık sistemi. Fransızlardaki ritüel yarı başkanlık sistemi değerli arkadaşlarım. Nedir yarı başkanlıktaki olay bizde? Şunun aynısı lan, bir şey yok. Sadece ne var? Parlamenter sistemde kim güçlü demiştik? Bakanlar Kurulu. Cumhurbaşkanı sembolikti. Tam tersine çevir. Çok güçlü bir cumhurbaşkanı olsun değerli arkadaşlarım. Çok güçlü bir cumhurbaşkanı olsun. Çok sembolik bir ne olsun? Bakanlar Kurulu olsun. Al sana yarı başkanlık. Fransa, Finlandiya, Portekiz, bunların hepsi nerede? Yarı başkanlık modelinde. Güçlü Bakanlar Kurulu parlamenter sistem. Güçlü Cumhurbaşkanı yarı başkanlık. Bu. Ayrıyetten bir dipnot. Artık finaldeyiz. İçinde başkan kelimesi geçen tüm sistemlerde devlet başkanını halk seçer. İçinde başkan kelimesi geçen tüm sistemlerde devlet başkanını halk seçer. Yapıştır.
Peki, bunu da koyduk. Şimdi bir de son. Bu ikazı yapmam lazım. Yürütmede anlatacağım ama yeri gelmişken bir konuşalım şimdi. Ne olur bak, Allah rızası için bunu yalvarıyorum, söylemekten dilimde tüy bitti. Türkiye'de uygulanan sistem başkanlık sistemi değil. Türkiye'de uygulanan sistem cumhurbaşkanlığı sistemi. Yani şunu aldık biz, kendimize göre realize ettik. Yani Amerika'daki modelle birebir uymuyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz ne oldu? Ufak oynamalar oldu. Mesela Adalet Bakanı bizde hala iki yerde. Hem bakan olarak yürütmede hem MSK'nın başında. Böyle ufak esnemeler var bu sistemde. Bizim anayasamızın hiçbir yerinde başkanlık sistemi diye bir şey yazmıyor. Her yerde cumhurbaşkanlığı sistemi yazıyor. Peki bu felsefi ünitenin ilk kısmını bitirdik değerli dostlarım. İkinci kısmını da bir sonraki videomuzda halledeceğiz. Bu videomuzu da bizle birlikte olduğunuz için hepinize saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz.